Kurtulmuş ve Rasmus Senden Suriyelere ziyaret. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen ve beraberindeki heyet Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kentte geldi. Heyeti Nizip ilçe kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları ve Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyza Akdoğan karşıladı. İlk olarak konteyner kentteki idari binada verilen briefinge katılan heyet, burada yetkililerden konteyner kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki ilişkinin güzel olduğunu ve yapılan ziyaretler kapsamında da Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yapmış olduğu çalışmaların takdir edildiğini söyledi. Konuşmaların ardından kentteki sosyal tesisleri inceleyen heyet, sosyal tesis içerisindeki Suriyeli öğrenciler tarafından yapılan resimleri gezdi. İncelemede Suriyeli bir öğrenci tarafından NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in resminin olduğu bir tablo hediye edildi. Kadınların kurs gördüğü dikiş nakış bölümünü de gezen heyet, Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulundu. Heyettekiler çocuklarla yakından ilgilendi. Heyet incelemenin ardından konteyner kentteki Suriyelilerle buluştu. Ziyarette ailelere Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve Rasmussen tarafından çeşitli hediyeler verildi. Oh, oh boy. So. She'll be so happy. Buyurun. Uzanacağız. Buyurun. Üstüne çekin. Kızım ilan ediyor. Numan amcayı gördüm. Teşekkür ederim. Doğru bir alayım. Zehra mı? Hocam, sizin önünüze geçmeyecek şekilde şöyle. Peki arkadaşlar, beyler. Lütfen ya. Abi. Hatta basın gene yapıyor hocam. Çok sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında gayet güzel, gayet iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Ve burada Türkiye'deki kampları gezdikleri zaman her zaman kendilerinden duyduğumuz buradaki hizmetin kalitesinin Birleşmiş Milletler standartına göre çok iyi oldu. Hatta o standartın da üstünde oldu. Ancak tabii biliyorsunuz burada Nisan 2011'den bu yana Suriyeli mülteciler geliyor. Aşağı yukarı o tarihten bu yana gelen Suriyelilerin sayısı 1.7 milyon kişidir. Ve aşağı yukarı Türkiye'nin hem AFAD vasıtasıyla hem diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Suriyeli mülteciler için yapmış olduğu yardımların Birleşmiş Milletler kriterlerine göre, hesaplamalarına göre karşılığı 5 milyar dolar seviyesindedir. Bu kadar büyük bir maliyete rağmen maalesef Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,
diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar, diğer ülkeler dolayısıyla da diğer ülkeler vasıtasıyla da gelen bütün yardımların toplamı yaklaşık 265 milyon dolardır. Dolayısıyla psikolojik destek olarak Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası camiadan evet bizim buradaki mülteci kamplarımıza psikolojik olarak destek verilmiştir ama maalesef maddi olarak Türkiye bu mücadelede yalnız bırakılmıştır. Yeah, thank you. It was a pleasure. Yeah, thank you. See you. Yeah. See you. Yeah. 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 O zaman biz şeyle Vali Bey'le beraber gideceğiz. Şey yapalım. Kalanla buluşuyoruz. Peki arkadaşlar kalanlar da selam olsun. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Siz kalıyor musunuz? Buradayız. Sayın Bakanım Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hocam arasın.